Saat gecenin ikisi Vasfiye teyze. Kız Mevlüt vardı yakında. Eve giderken ışığı gördüm. Dedim kesin yine bir aile faciası var bunlarda. Bari gideyim de bir dayanak olayım. Yahu kaç defa dedim size. Yakmayın şu evin bütün lambalarını fener alayı gibi. Ya sivrisinekler uykuya dalma anını hissedip böyle vın diye saldırıya geçerler ya. Sen de bir evde böyle gerilim varsa hissedip damlıyorsun Vasfiye teyze. Hep iyi niyetimde. Kalbim çok temiz. Kız ne yapacak bu deli oğlan orada? Denize atlayıp kendini boğmaya kalkmasın Gülistan. Ne çektiniz be? Allah korusun ya. İnsan bir kere bilimsel olarak kendi kendini boğamazmış. Boynuna taş bağlarsa... Onu dibe çekecek ağırlıktaki taşı taşıyamaz o uçun. Ay ayağına beton döküp atlarsa... Ya betonu nereden bulacak? İnşaatçı babasının adını verip alırsa... Ya burada intiharlık denizin alası var, yakıncacık fıstık gibi. Niye oraya gitsin? Burada karpuz kabuğu suya düşmedi be oğlum. Ilık ılık öleyim dediyse o da haklı be. Öğlen doğalgazcılar gelecek. Rıza da şantiyede. Kim açacak kapıyı ayol? Reis dükkanı bırakamaz. Anahtarı yan komşulara bıraksak mı? Aa, ya dolabı açarlarsa? Ne dolabı? Hiç. Ne var kız dolapta Gülistan? Ay senin deli oğlan birini kesip kuşbaşı buzdolabına mı kaldırdı? Ay demek ondan gitti çocuk uzaklara be, yazık. Ya ne diyorsun Vasfiye teyze ya? Aa. Bana bak, o kara kuru kızı mı kesti acaba Gülistan? Ama kızın da bir kesilesi vardı be. Oğlan da haklı. Hayır Vasfiye teyze, tabii ki öyle bir şey yok. Nereden çıktı ya hey Allah'ım? Ama birini kesmek şu an gerçekten çok iyi fikir. Ya aa! Niye intihar etsin çocuk ya? Ne biçim lakırdılar bunlar? Bunalmış işte çocuk, bize karakter atıyor. Baba, yarın en erken uçak değil mi? Vasfiye teyze haklı. Orçun'a her an her şey olabilir. Acele etmemiz lazım. Siz bu geceden mi gitseniz acaba? Selahattin, biz yokken sana Rıza bakacak. Olur mu canım? Ne? Ya ne bakacağım? Sabah 9, akşam 9 şantiyedeyim zaten. Pis diye ayrı, gürültüsü ayrı, amelesi ayrı. Yapma ya. Nasıl bir his? İğrenç. İşte benim hayat hikayem. Fakat doğru söylüyor. Bu bütün gün evde yok. Sersefil olurum vallahi. Ben Ahmet'e gideyim. Kardeşim bakar bana. Doğru ya, tabii Ahmet var. Ha, çok özledim zaten babacığım. Burnumda tutuyor. Hasretinden yandım bittim vallahi. Birkaç gün onda kalırım. Bakmayın bu saatte. Yarın öğlen 1-2 gibi gelecekler. Kaçak var mı diye bakacaklar. Tamam tamam, açarız biz kapıyı canım. Tamam. Da sadece. Şimdi anahtar sizde ya. Hani biz size sonsuz itimat ediyoruz da... koridordaki kilidi dolaba açmazsanız. Niye açalım ya? Onu diyorum işte, açmayın. Ne var ki dolapta? Ya açmayın siz. Özel şeyler var. Önemli bir şey yok. Mesela? Tam neresinde koridorda? Ya neresindeyse neresinde? Siz açmayacaksınız ki zaten. Doğalgazcıları halledin yeter. Oldu. Teşekkür ettim. İyi günler. Oğlum bırakaydık seni Ahmet'e. Yok yok, beni emir falan götürür. Siz gidin bana tosunumu getirin. Hadi. Hadi. Gila gila. Yarım saate gel beni al. Balayımız şimdi başlıyor. Canımsın. Niye açmıyoruz ki dolabı? Ne olabilir ki içinde? Ailenin kirli çamaşırları. Anne be, açmayalım o zaman onu. Ay, pii. Öyle değil be oğlum. Ailenin sırları.
Karanlık geçmişine dair bir şeyler. Öldürdükleri birinin iskeleti filan. Saçmalama be. Öyle olsa bahçeye gömerlerdi. Ha. Belki silah koleksiyonu vardır. Eğer yan dairede silah varsa bunu bilmek komşu olarak en doğal hakkımız. Güvenliğimiz açısından. Vatandaşlık görevi. Git evdeki bütün anahtarları getir. Gidip deneyelim. Belki çok acayip bir özel hayatları var. Böyle kırbaç falan çıkacak. Bence ihalelerde rüşvet verdiklerinin listesi. Öyle belgeler saklı. Yani rüşvetin belgesi olmaz ki. Çıkar mısınız? Abla, iki dakika ya. Çıkar mısınız? Ya sen merak etmiyor musun? Niye açmayın bu dolabı dediler. Çıkar mısınız? Senin teorin yok mu? Bence bütün apartmanı daire işleri de dahil gözetleyen bir kamera sistemi olabilir. Böylece apartmanı istedikleri gibi yönetebiliyorlar. Yönetebiliyorlar mı? Ya daha aidatları bile doğru düzgün toplayamıyorlar ki. Teoriye bak. Çıkar mısınız? Anahtarlar bitti zaten. Çilingirden anahtar alacağım. Ha, doğalgaz. Ay ne oldu, bulundu mu deli oğlan? Onu bilmiyorum. Ben doğalgazcılar diye açtım kapıyı. Zaten ben de şimdi evime gideceğim. Oldu. Sana anahtar bırakmışlar. Hayret. Hmm. Bana bak. Dolaptan insan eti mi çıktı? Ne? Hangi dolaptan? Kız bunlar seni de kesip yemesinler be. Ne demek o Allah aşkına ya? Hiç sevmiyorlar seni be kızım. Yazık. Seni anlatırken adını bile söylemiyorlar be kızım. Ne diyorlar ki? Oğlanın kapatması. Kapatma mı? Rıza'nın madigudesi. Gerçekten mi? Bunun gezdiği kokot. Anladım. Rıza'nın saçaklısı. Tamam anladım. Bizimkinin fanfinisi. Bence yeter. Komşugilin tantunisi. Nesi? Ay bunu ben uydurdum be kızım. Acık gül de için açılsın diye be yavrum. İçim güneşle doldu şu an. Yani Rıza da duyuyor bunları ve susuyor öyle mi? Ya Rıza iyi çocuktur. Yo iyidir tabii ki. Ama işte armut dibine düşecek. Ne yapacak? O da haklı. Bunlar artizden martizden bir şeycik anlamaz be yavrum. Bulamadın kendi muhitinden asri kişiler. Ay ne çektin be Deniz? Ne çektim ben canım? Allah Allah. Geldin İzmirlerden şanlı şöhretli halinle bu aileye yaranacağım diye ne paraladın kendini be Deniz? Aa yo ben hiç kimseye öyle kendimi zorla sevdirmek için hiçbir özel çaba göstermem, göstermedim. Aferin, gösterme. Yo. E beyhude be kızım. Rıza zaten gidecek, daha gencini alacak. Seni mi alacak? O da haklı. Daha gencini mi? Hazır nişanlanmışı var stokta. E sen de son demlerini iyi kötü yaşayıp vadeni dolduracaksın mecbur. Vademi derken? Eline yüzüne bakılırken gez, toz, eğlen, seneye meneye suratının pelte olmayacağını belli be yavrum. Ben niye şimdi durup dururken pelte oldum ya? Yo, oldun demiyorum. Olmayan bir kişi söyle bakayım diyorum maşallah. Sarışınsın. Şöyle bir bakınca çıtır çerezsin Deniz. Teşekkür ederim ben. Sarışınlar böyledir. Çıtır çerezdir. 35'e kadar fıstık. 36'da birden kuru üzüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk, aşk da var.